Saygıdeğer kardeşim, mevkidaşım Navas Şerif, yine saygıdeğer kardeşim Şahbaz Şerif, Pakistan ve Türkiye iş dünyasının değerli temsilcileri, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Türkiye-Pakistan iş forumunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle gece yarısı gelişimizden bu yana gösterilen ev sahipliğine gerek şahsım gerekse heyetim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Bu üstü kabulden dolayı bütün Pakistanlı yetkililer, dost ve kardeş Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Biz şu anda evimizdeyiz ve evimizde kardeşler olarak böyle bir anlamlı toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Konuşmamın hemen başında şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki, bizim için Pakistan uzak bir ülke değildir. Herhangi bir ülke asla değildir. Siyasetten, diplomasiden, ekonomiden, uluslararası güç dengelerinden bağımsız olarak biz Pakistan halkını daima öz kardeşimiz olarak gördük, böyle hissettik, böyle davrandık. Pakistan halkının da bizim için aynı duyguları beslediğini biliyoruz. Onun için burada Pakistan'da kendimizi ikinci bir evimizde değil, kendi evimizde hissediyoruz. Türkiye olarak Pakistan ile ortak geçmişimizden kardeşlik bağlarımıza farklı bir değer veriyoruz. Aynı gururu Pakistan halkının da duyduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Halklarımız arasındaki bu karşılıklı gönül bağı, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin de temelini teşkil ediyor. Pakistan'la çok eskiden beri mevcut olan bu ilişkilerimizi 2009 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni tesis etmek suretiyle yeni bir aşamaya, yeni bir safhaya taşıdık. Siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlar başta olmak üzere her alanda ilişkileri en üst düzeye taşımaya yardımcı olan bu mekanizma mükemmel bir şekilde işlemektedir. Değerli kardeşim Navas Şerif'in 16-19 Eylül 2013 tarihlerinde konseyin 3. toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan anlaşmalar işte bu mekanizmanın sonuçlarıdır. Önümüzdeki dönemde bu ilişkileri çok daha ileriye taşıyarak aramızdaki kardeşlik duygularını layıkıyla temsil edecek bir seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Değerli kardeşlerim, Türkiye genç ve yetişmiş iş gücü, sıkı mali disiplini, rekabetçi yatırımcıları ve güçlenen altyapısıyla Avrupa'nın 6. dünyanın 17. büyük ekonomisi durumundadır. Küresel ekonomik krize rağmen Türk ekonomisi yüksek performansını ve istikrarını sürdürüyor. 2013 yılının İlk 3 çeyreğinde %4 düzeyinde bir büyüme oranına ulaşarak bu durumu bir kez daha teyit ettik. Bu başarıda özel sektörümüzün ve müteşebbislerimizin büyük payı bulunuyor. Biz bu başarıyı dost ve kardeş Pakistan'la paylaşmak istiyoruz. İleri düzeydeki siyasi ilişkilerimizin, ikili ticari ilişkilerimizin, bunlar özellikle başta olmak üzere diğer alanlara da yansıması gerekiyor. Bu anlayışla
hükümet olarak müteşebbislerimizi Pakistan'a yatırım yapmaları, ticari ilişkilerini geliştirmeleri için teşvik ediyoruz. Pakistan'a beraberimizde bildiğiniz gibi bu ziyarette 39 firma ki toplam ciroları 136 milyar dolardır. 280 bin istihdamı vardır. Ve 30 milyar dolarlık da ihracat hacmine sahiptir. Bu şekildeki bir heyetle gelmemizin anlamı, sebebi de budur. Aynı şekilde 39 firmada yerleşik olarak Pakistan'da şu anda çalışmaktadır. Ekonomik alanda kurulan bu yakın işbirliğinin her iki ülkenin yararına olacak şekilde derinleştirilmesi konusunda her şeyden önce iki tarafta da güçlü bir siyasi irade mevcut. Ziyaretimizin ve buradaki görüşmelerimizin ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Hükümetimiz döneminde son 10,5 yılda ülkemize 132 milyar dolar doğrudan yatırım girmiştir. Burada bir şeyi arz etmek, özellikle gündeme getirmek istiyorum. Bunun %75'i Avrupa kaynaklı ve bizden önceki 80 yılda da ülkemize gelen küresel sermaye doğrudan yatırım olarak onun toplamı da yaklaşık 15 milyar dolardır. Biz bu başarıyı nasıl sağladık deyince her şeyden önce siyasi istikrar ile sağladık. Bunun yanında güven ile sağladık. Eğer bu istikrar, bu güven olmamış olsaydı biz bunu sağlayamazdık. İş dünyasına uygun bir hukuk düzeni burada büyük önem arz ediyor. Etkin bir bankacılık sistemi büyük önem arz ediyor. Ve özel sektör odaklı bir üretim, bir ticaret anlayışı önem arz ediyor. Ve biz bu stratejiyi sağladık, yerleştirdik ve her şeyden önce de burada tahkim konusunda da önemli adımlar, önemli altyapıyı bizler de gerçekten tahkim ettik. Değerli dostlar, tabii bu başarının aynen Pakistan'da da olması bizleri gerçekten gururlandıracaktır. Çünkü biz istiyoruz ki Türkiye ve Pakistan birlikte ayağa kalksın, birlikte bu çalışmalarını geliştirsin. Bakınız şu anda Türk firmalarının Pakistan'daki yatırımları 898 milyon dolardır. Pakistanlı firmalarında Türkiye'deki yatırımları toplam 88 milyon dolardır. Yaklaşık onda bir. İstiyoruz ki bu süreci çok daha farklı kılacak bir noktaya gelelim. Aslında güzel gelişmeler var. 14 yolcu, 2 kargo, toplamda 16 uçuş şu anda mevcut haftada. Ve bu uçuş sayılarını biz daha da artırmak istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Talep var. Bunu artırmamız lazım ki gerek iş adamlarımız, gerek halkımız, gidiş gelişler daha da yoğunlaşsın. Ve burada Pakistan Hava Yolları'na da özellikle bizden destek verebiliriz. Yani burada tutucu bir anlayışımız söz konusu değil. İlk etapta uçuş sayısını istiyoruz ki 2 katına çıkaralım. Ve biliyorsunuz
Karachi, İslamabad ve son dönemde de Lahor başladı ki artık bu aramızdaki bu ilişki ağlarını çok daha güçlü hale getiriyor. Tabii ki ileri düzeyde siyasi ilişkilerimizin, ikili ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere diğer alanlara da yansıması gerekiyor. Bu anlayışla hükümet olarak müteşebbislerimizi özellikle Pakistan'a yatırım yapmaları, ticari ilişkilerini geliştirmeleri noktasında da teşvik ediyoruz. Pakistan'a bu gelen heyetimizle birlikte aslında diyoruz ki gelin bu işi sıkı tutalım. Ekonomik alandaki yakın işbirliğimiz aslında şu andaki potansiyeli ortaya konulan rakam ile maalesef doğru orantılı olarak yansıtmıyor. Bildiğiniz gibi 2012 yılında dış ticaret hacmi 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. Öyle zannediyorum ki bu yıl ilk 9 ay itibariyle 597 milyon dolar olarak kaydedildi. Herhalde 2012'yi yakalamakta zorlanacağız. Tabii burada görüldüğü gibi dış ticaret hacmi olması gerekli yerde değil. Az önce değerli ekonomi bakanımın da ifade ettiği gibi Pakistan'ın ithalatı içerisindeki Türkiye'nin hacmi olması gereken yerde değil. Pakistan'ın bize ihracatı noktasında da verdiği oran ortada. Biz daha fazla bize ihracat yapması noktasında da rahatsız değiliz. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Daha da artmasını isteriz. Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğini de sağlayarak ticaret hacmimizi artırmak için çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. Enerji, hidroelektrik, müteahhitlik, demir çelik, turizm, tarım gıda ve madencilik alanları olmak üzere pek çok alanda tüm müteşebbislerimize, Türk girişimcilerine burada hatırlatmak istiyorum. Birlikte çalışabileceğimize inanıyorum. Zaten şu anda aramızda burada yatırımları olan girişimcilerimiz de var. Büyük ölçekli projelerdeki işbirliğimiz yanında KOBİ'lerimizin ülkenizdeki yatırımlarını artırmaları için kendilerine destek olmaya da devam edeceğiz. Ekonomik ilişkilerimizin hukuki altyapısını güçlendirmeye de önem veriyoruz. Bunun için aramızdaki ekonomik anlaşmaların sayılarını artırmamız gerekiyor. Sadece karşılıklı olarak değil, üçüncü ülkelerde de birlikte yatırım yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum, bekliyorum. Bilhassa ülkelerimiz arasında az önce söylendi ama yine söyleyeyim, tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını da arzu ediyoruz. Karşılıklı ziyaretler, fuarlar, teknik yardımlar, burslar ile ilişkilerimizin sürekli ilerliyor olması gelecek için bizi ümitlendiriyor. Bu faaliyetlerin her iki taraf için de yararlı sonuçlar vermesini özellikle diliyorum. Bugüne kadar yapılanları iyi bir başlangıç. Ancak yapabileceklerimizin yanında denizde bir su damlası olarak görüyorum. Ve değerli kardeşim Nawaz Şerif ile birlikte el ele omuz omuza çok daha güçlü yarınlara Türkiye Pakistan yürüyebilir. Her alanda. İşte şu anda burada gerek hidroelektrik santraller noktasında, barajlar noktasında, hele hele son dönemde Lahor'da işte Metrobus noktasında yapılan yatırım gerçekten bu eyalete farklı bir hava verdiği gibi şimdi herhalde böyle güzel bir yatırımın bugün değerli başbakanla da bunu konuştuk. İslamabad'da da Rawalpindi'de de böyle bir yatırımın yapılması buraya çok daha farklı bir hava getirecektir. Tabii bu Türk iş gücünün Pakistan'da görünen yüzüdür.
ve bunun yayılarak artması iftihar vesilemizdir. Ve TİKA ile burada attığımız adımlar yine bunun görünen yüzüdür. Bu konuda en önemli görevin siz değerli iş adamlarımıza, müteşebbislerimize düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun her iki taraf içinde verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.